Başıdık Cumhuriyet aydını Fikret Otyam, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeki gömütlüğünde sevenleriyle bir kez daha kucaklaştı. Hep mücadele içindeydi. Hep doğruyu, düzgünü, ülkemiz için en güzel olanı peşinde koştu. Bunu yazısıyla, kalemiyle yaptı, fırçasıyla, resmiyle, objektifi, fotoğraflarıyla yaptı. Asla umudunu kesmezdi. Her zaman için umut var derdi. Hep iyiliğin, doğruluğun peşinde olmak isterdi. Hepimize, bütün ülkemize bunu diliyorum. Vatanın yarasını kendi yarası bildi. Halkının acılarına, isyanlarına yüz çevirmedi. Kabuğuna çekilen, sırça köşklerinde ben ben diye inleyen, çaresiz aydın müsveddelerinin yanında yazılmaz adı. O, örgütlü bir cumhuriyet aydınıydı. Aydınlığın çınarı Fikret Otyam'ı saygı ve özlemle selamlıyoruz. Fişek gibiyim. Aydınlığın yasını yazıyorum iki parmak, dört parmakla. 19 Aralık 1926'da dünyaya gelişiyle aramızdan ayrılışı arasındaki zaman diliminde kalemiyle, fırçasıyla, objektifiyle gerçeğin ardına düştü. Son nefesine kadar. Mustafa Kemal askerlerine merhaba diyorum Antalya'dan. Fikret Bey'in en önemli özelliği açık sözlü olmasıydı. Gelenekten geleceğe uzanan bir sanatçı. Anadolu insanının öykülerini anlatmakla kalmadı. Asıl amacı dertlerine derman, sorunlarına çözüm bulmaktı, buldu da. Zor günlerin adamı Fikret Otyam, Cumhuriyet değerlerini Anadolu kültürüyle harmanladı. Anadolu'yu yaşamıştır da. Kimi zaman eserlerinde bir köylü kadının çiziminde yaşamıştır. Kimi zaman irfanında yaşamıştır. Kimi zaman kaleminde yaşamıştır. Anadolu irfanının kendine rehber edinmiş, Anadolu irfanının merkezi Serçeşme'mizde sonsuzluğa uğurlanmıştır. 9 Ağustos 2015'te erenlere karıştı Fikret Baba. Nevşehir Hacı Bektaş'ta iz bırakan aydınlar gömütlüğünde yatıyor usta. Anadolu'nun tam kalbinde. Bir projemiz vardı. Bir gün Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evimiz. Bu sanat evimizdeki resim galerisini de Fikret Otyam hocamızın ismini veriyoruz bu sene. Bu yılda sevenleri, dostları canlarıyla gömütlüğünde kucaklaştı. Çünkü o herkesin ağabeyi, amcası ve babasıydı. Fikret Otyam, güzelliklerin insanı. O güzellikleri bize yaşatan sevgili Otyam'a yoldur ile devri asan olsun. Tez dönüşü ihsandır, durmaz olur da. Şu anda nerede? Gökyüzünü mü boyuyor, yeryüzünü mü boyuyor, duvarları mı boyuyor? İnsan gönlünü zaten boyuyor biliyorsunuz. O mutlaka bu alemdedir. Sevenlerinin gönlünde makamı, hak katında mekanı daim olsun. Gerçeğe hü. Vatan, emek, namus mücadelesinin yılmaz fedaisi, Vatan Partili Fikret Otyam, yapıtları, mücadelesi ve gönül avazlarıyla gelecek nesillere ışık olmaya devam ediyor.